Arkadaşlar günaydın. Saat 10.30 biz Adana'ya gidiyoruz. Aras Kargo da burada diyoruz. 1.5 saattir çocuk. Yani var ya sizin togunuza sokayım kanka. Otobüste toz havada uçuyor. Ya telefonun her yeri toz oldu. Ben her baba yeri her toz şey oldu. Ne için? Geldik sayılır. Furkan'la Adana'dayız şu an. Buna Insta 360 alacağız arkadaşlar. Ya. Ne sen mal mısın? Kes onu o videoya. Tamam buna yeni kamera alacağız arkadaş. Göreceğiz bakacağız. Hassas mı? Peki abi, bunun ekranı ne kadar hassas yani? Çok hassas. Aşırı mı var? Evet Furkan aldı. Arkadaşlar Furkan göster abi artık ne aldığını. Insta 360 X3 aldı. Ne kadar aldın? 16.000. 16.000 liraya aldı. 16.000 liraya aldı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bunun için Adana'ya geldik. Şöyle gösterelim. Aynen. Arabistan'dan gelen Insta. Arabistan'a başladım çocuk. Tövbe yarabbi. Söldüreceğim bana ha. Bununla ne güzel şey yaparsın artık. Arabistan'da çöl mü yok. Temeleri çekersin. Heyecanlıyız. Açamıyorum. Elini korkak alıştırma. Kanka bir sağlamlık testi gelir mi? Balyozla malyozla. Oy. Mükemmel. Mükemmel. Şunu çıkartalım bir şuraya. Onu versene bana be. Dur bekle. Bunun parasını YouTube'dan çıkarmamız lazım. Çocuğa artık YouTube abone olun. Ben alsam çıkartırım da. Seni bilmiyorum kanka. Arkadaşlar hatırlatalım Furkan piyasadaki en iyi Insta 360 almış yani en son sürüm en iyi sürümü almış. Bak biri değil en iyisi kardeşim şunu en iyisi der misin? Tamam, en iyisini aldım. Bu kadar. Arkadaşlar trende yer kalmadı biz de böyleyiz şu an. Evet. Abi bir saniyede bile kaybediyoruz. Bitti sonunda arkadaşlar iniyoruz. Üniversiteye geldik. Arkadaşlar geldik üniversiteye Allah'a şükür çıktık anasını satayım ebemiz kaydı. Aa bak Insta'yı buraya bağladı bu sefer Furkan. Aynen öyle. Bu sefer çok daha güzel olacak. Aynen. Çekme kardeşim. Çekme de burada. Çekme, çekme. Halit Kaşmiri, Hıdır Karavita, Abdülcelil Osman Şişe. Muhammed Sümbül. Şura ne diyeyim? Ebu Talip Cemil Efendi. YT'den hel geliyor. Tam iniyorduk arkadaşlar Furkan'ın zinciri attı. Siktir. Hadi siktir hadi. Çok iyi. Çeksene Tarkan. Ha bu arada size şeyi bahsetmeyi unuttum arkadaşlar. Ali Taner'in damhili topladık arkadaşlar. Bitti değil mi? Bitti abi bitti. Vallahi bitti. Yeter abi bitti abi. Neler oldu şimdi? Lastikler değişti. Lastikler, frenler. Frenler şu ön arka yeni değil mi? Evet. Ney bunların markası? SRAM G2 RSC 4 piston. İkisi de 4 piston. Evet, vay anasını be. XDR ruble. Titanyum zincir. Titanyum dişli. Çok iyi. Komple bakımı falan yapıldı evet, bunun. Evet komple bakımı yapıldı. Güzel yeni elcik almış. Gergi oldu. Zincir kılavuzu takıldı. Gergi oldu okey. 3 hafta falan bekledi yani en fazla bu bisiklet. Öyle şu an tertemiz. Arkadaşlar bakın burada ne buldum. Herkesin sorduğu Carrara Bandit alınır mı? Sence alınır mı abi? Baksana kalkmıyor değil mi? Oğlum bu ne lan? Çok aptal. Volkan abi sen ne demiştin? Carrara Banditler hakkında bir şey demiştin. Bu ne abi? Ben sevmiyorum ya. Ben kimse sevmiyor. Niye seven de balon. Seven de görmedim. Sen bir şey demiştin. Kadro açıları daha bisikletiyle aynı falan. Manyopta çok zorlanılıyor. Zaten evet çekemedi zaten. Zaten açıya baksana rise'ı yok. Ve şöyle bir şey var. Bence şu yükseklikte falan olması lazım. Direksiyonu şu yükseklikte kalacak. Genelde... Çok yere basık. Evet evet. Bunu alan genelde pişman oluyor zaten aldığına. Burası da öyle bu da öyle. Yapmak için yapılmış bir bisiklet. Viracın bisikleti ile bir alakası var mı? Orta bir göbek mesafesinin biraz daha geride olması lazım. Şu mesafe de çok uzun. Ben daha güzel yapıyorum. Gel araba var. Araba var. Sola kay. Gerçekten çok kötü. Açısı çok sikim sonikmiş ya. Harbiden Volkan abim dediği gibi. Normalde bir de bu bisikleti alan direkt satmak istiyor biliyor musun? Carrara Bandit'i. Alan pişman oluyor çünkü o yüzden. Güldürme lan güldürme. Olmaz. Oldu ha helal. Bak 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 stanta bak ya. Adam yapıyor ya. Stantçı Süleyman Kılınç. Bana çok soruyorlardı Carrara Bandit alınır mı diye. Bir denedim. Ben almam. Evet arkadaşlar. Ne yapıyoruz bugün? Ali Taner'le üniversiteye çıkacağız. Bakacağız böyle. Hava bayağı evet, güzel arkadaşlar. Bu arada. Arkadaşlar. Arkadaşlar hava çok güzel değil mi? Değil mi? Evet çok güzel. Hava çok çok iyi ya var ya şu an. Hiç soğuk da değil sıcak da değil böyle tam bahara yeni giriş havası ama Şubat'ın ikisinde miyiz bugün? 6 mı? 6 herhalde. 6. 5. Yavaşla. Dikkat et.
Vay be. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Ali Taner burada ölümden dönmüştü. Gerçekten burada harbiden ölümden dönmüştü. O videoyu zaten bir kez daha koyarım. Ananı sik... Ananı sik... Ne düşünüyorsun buradan uçarken ölmüştün abi? Şöyle atam ilk önce söyleyeyim. Ne düşündüm? İlk önce öldüm zannettim. Gerçekten 20 saniye nefessiz kaldım. Evet. Yani yerde yatıyormuşum ya. Onun videosu var. Yani ben ne hata yaptım? Şöyle güvenlik geliyor dediler. Birden atla dedi abi. Orta şoku çok açtım. Tavşana geldi. Önü buradan çok çekince arka şokta birazcık zıplattı havaya beni. Ön maşada biraz daha geriye gidince arkayı da çekemedim. Zaten ayağımda da platin var biliyorsunuz. Tüm flat yedim yani açıkçası. Genelde yapılabilir senin için de sen sadece orada bir heyecan yaptın. Evet, heyecan şey yaptım. Olayı gibi sahilde bir ara takılıp düşmüştün ya. Aynı orada yapıyor adam evet. Ama sonra bir heyecana da kapılıyor. Yapamaz mıyım acaba tabii evet diye. Ya. O yüzden ya abi heyecan adamı öldürür gerçekten. Evet. Heyecanlanmayın sakın ama olabildiğince. Ama arkadaşlar ikinciyi atladım yani. Evet ikinciyi atladı. Yani o böyle kanıyordu böyle faşır faşır yüzümden. Evet. Gene de dedim gene atlayayım dedim. Herkes dedi hatta ağlıyordum o gözümden yaş geliyordu. Hı-hı. Boynum bitmişti yani ama ona rağmen sıcağı sıcağına bir daha atladım. Bu sefer heyecan kalmayınca gümledim yani. Bir daha dedim düşersem ne olacak. Şu an burada bir travma yatıyor değil mi? Yani şöyle geldi işte böyle tam şurada kafa üstü çakıldı. Atlayacak mısın? Yok kanka yeter abi. Yeter artık. Yeter abi ben transfer atlayacağım abi. Zaten yarışa gireceğiz anasını bellemeyecek bir sükretir. Merdivenden inersin o zaman ya. İnerim tabi. Şey Süleyman da bu arada yarışa gelecek Antalya yarışına. Antalya Kepez'de bir yarış olacak falan Nisan ayında ben geleceğim. Zaten story atarım. Video çekmeye geleceğim Altener'i. Çok iyi lan. Çok güzel bir ses çıkıyor. Fark ettiniz mi? Mersin Üniversitesi'ndeyiz gene. Oh, oh, hafiflemiş lan. Değil mi? Bir şey fark ettim de gerçekten bir ses hafiflemiş kanka. Öyle bir poz vardı. Ama ağırmış abi. Yani 16 kilo. Evet, şimdi ise nereye geldik? Transfer, transfer. Başar. Ne oldu lan orada? Oğlum adam 2 ay sürmeye sürmeye paslanmış evet. Ya. Vallahi hadi bir daha. Arkadaşlar dükkanı kapatıyoruz. Volkan abi kediyi böyle götürüyor. Kafa kaldı. Kafa kaldı. Gülümse. Dükkanı kapatıyoruz. Arkadaşlar bakın burada ne var? Semih diye bir arkadaşımız vardı. Evet. Samet abinin de ondan satın almış bizim Samet abiden. Biliyorsunuz ki videosunu çekmiştim bunun. Enduro karşılaştırmasını. Evet. Bugün bundayız. Ali Taner downhill ile falan. Yap bakayım bir daha. Helal lan size be. Bak bisiklet ne olursa olsun adamlar deniyor, uğraşıyor değil mi? Evet arkadaşlar, şu gördüğünüz Bitfin Rock Rider 520 çok kötü gözüküyor değil mi? Ben bunu adam edeceğim. Volkan abi ben bunu aldım. Parayı da zaten gönderdim Volkan abi az önce. Bir de şunu aldım. Mükemmel yapacağız bunu. Böyle görüne bakmayın bunu adam edeceğiz yani. Bisikleti satın aldım arkadaş da burada ya. Parayı göster, parayı göster. O başka para lan, o Volkan abiye verdiği para. Bu arkadaş dünyanın en zor olaylarından biri olan şu şoku patlatmış maalesef. Timur arkadaşımız ne yapmış bak, şuna bak. Bu ne Timur? Bir dakika bu ne?
Bu ses ne kanka? Olabilir. Şey gibi ördek, olabilir mi? Ördek sikersin ya kanka. Bunu kim getirdi? Muhammed Sumbul. Muhammed Sumbul. Arkadaşlar ben size şimdi bu bisikletten hiç bahsettim mi? Gerçekten bir sürdüm de mükemmel ya. Hani şunun değeri şu anda 120 bin TL civarı bir şey. O kadar güzel ki alasım geldi biliyor musunuz? Ama işte bu arkadaşın bisikleti. O arkadaş bunu bizden alıp gelene kadar bizde kalacak bu bisiklet. Yani ben de bana emanet bisiklet öyle. Ama inanılmaz ötesi güzel bir şey ya. Vallahi var ya gerçekten 120 bin lirayı sonuna kadar hak ediyor diyebilirim bu bisiklet. Şimdi arkadaşlar kargo almaya gittim. Şu görmüş olduğunuz lastik geldi. Şuna takacağım arkaya ve bunu direkt satılığa koyacağım. Lastik burada Loop marka sıradan normal bir lastik arkadaşlar. Evet bitti arkadaşlar bakın. Oba kalın lastikli şu an artık daha iyi duruyor. Bunu hemen satılışa koyuyorum arkadaşlar. Şu an harbiden oğlum karizması yerine geldi lan bisiklet kalın lastiğe geçince. Şuna bak çok iyi değil mi? Arkadaşlar elimde iki tane şu an Şival ve Marathon Plus bilmem ne diye bir lastik var. 26 jant işte bu Salkano'dan çıkan. Fazla kullanılmamış. Bunu ikisini 500'den toplam veriyorum arkadaşlar. Alın alın götürün abi bunu. Kullanmak isteyen varsa. Bisikletin lastikleri değişti. Şu an mükemmel oldu. Bunu satılığa çıkartıyorum. İlan link açıklama kısmında olacak. Bunu tam ilana koymak için fotoğrafını çekmeye geldim. Bakın adamlar şuraya ne yazmış anasını satayım. Bisiklet Salkano Insomnia. Bakımları komple bakımı tamamen yeni yapıldı arkadaşlar. Ben öyle aldım zaten. Bisikletçiden aldım bunu arkadaşlar bakımları yaptırıp. 3x9 27 vites. Rakşak içiyor 30 maşalı arkadaşlar. Kitlemesi falan her şeyi çalışıyor. Kitlemesi falan her şeyi çalışıyor arkadaşlar. Bunu geri açmak için de. Bu arada göbeklere de bakın. SRAM MTH 360 arkadaşlar. Ben bunu Gulli Gulli zannettim renginden de SRAM çıktı anasını satayım. Acer aktarıcı, Shimano Ruble, SR Santor vidalı ayna kol. Bakın bunu tek yaprağa çevirebilirsiniz. Çok güzel bir özelliği. Ön aktarıcı da gördüğünüz gibi Acer'ın. Frenler Shimano BRM marka arkadaşlar. Hidrolik fren bunlar zımba gibi tutuyor. Gerçekten çok çok iyiler. Öbür tarafı da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Böyle detaylı bilgi için bana istek... Horos senin böyle arkadaşlar detaylı bilgi için bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Sahibinden de yazabilirsiniz. Linki aşağı açıklama kısmına koyacağım. Günaydın arkadaşlar. Bugün güzel bir haber aldım. Allah'a şükür sonunda bakın. Evet görmüş olduğunuz İngiltere'den getirmiş olduğum 5 ay önceki BMC Alpen Challenge AC02 marka şehir bisikleti. Bu çok güzel bir şeydi gerçekten. Satıldı arkadaşlar sonunda. Ama gerçekten güzeldi. Hani severek seçerek aldım ki bu da görünüşü güzel olduğu için satıldı yani. Sırf görünüşten vurdu ve öyle satıldı. Şimdi kargolamaya gidiyorum. Peki niye bunun satılmasına daha çok sevindim? Hemen ondan da bahsedeyim. Çünkü bu bayağı bekledi. Biliyorsunuz bahsetmiştim bir videomda. Bu şehir bisikletleri, yol yarışlar falan filan ince tekerlek gitmiyor çünkü bizim kitleye aykırı diye. Allah'tan birine denk geldi. Adam bayağı beğendi görünüşünü falan. Çünkü görünüşten vuruyor bayağı bu. Ama iyi ki gitti yani sonunda aradan çıksın da hani artık yeter. Hazır onlardan bahsetmişken bir de şunları da göstereyim. Almak isterseniz bakın arkadaşlar şöyle yol yarış bisikleti var. Tertemiz iki tane. Biri Canon'da siyah, biri de Carrera beyaz. Bunlar da düşük fiyattan veriyorum. Bunun yerine artık daha bisikletleri getireceğim. Takas isteyen olursa takas düşünebilirim bunlarla. Bilginiz olsun bu arada. Evet arkadaşlar kurtuluyoruz güzelim bisikletten. Woohoo! Çok mutluyum. Yes boy. Arkadaşlar o sırada Altener bana yardımda bulunacak. Tabii ki de. Evet. İsviçre malı bisikletti. Evet, evet kargocuya geldik. Evet sonunda bitti. Evet arkadaşlar sattık gitti. Allah'a şükür sonunda. Gerçekten satana kadar anamı aldım. Fiyatı 20.000'den koymuşum ilanı. 18.700'e en son fiyat anlaştık gönderdim. Parayı da gönderdi zaten kargoyu. Antalya'ya gidiyor arkadaşlar gitti hatta. Ama şunu söyleyeyim. Bir daha ince tekerlekli yolları şehir getirsen beni cümle alem... Çok bekliyor hani diğer yol yarışları da bakın arkadaşlar ondan kurtulayım artık bundan sonra bir daha öyle bir şey getirmeyeceğim almayacağım da alanı da eğer ki alırsam o 107 bin abone beni. Evet arkadaşlar şimdi Volkan abi dükkanına geldim bakın iki tane elcik Volkan abiye veriyorum bakalım nasıl? Güzel. İki tane rotor bilmiyorum lan ne iyi durumda bence iyi durumda ikisi de. Kirli sadece o kadar. Aynen. Ama güzelmiş bu Avidin rotorları bunlar. Aynen bayağı birisi bu Marine Enduro'dan çıkan rotor. Aynen bu ikisini de çekil oradan şu bitvine takacağız arkadaşlar bir de elcik gerekiyor. Ve son olarak dedim ki hazır satmışken hidrolik fren takayım çünkü mekanik fren satarken gitmiyor. Arkadaki mekanik freni çıkarttım. Burada da MT200 fren var arkadaşlar. Bunu da bitvine takacağım. Çünkü mekanik frenini satmaya çalışıyor. Nedense gitmiyor fazla. Öyle. Ön fren mekanik kalsın. Sıkıntı değil. Zaten ön freni çok kullanmıyorlar. Onlarda da bir şey olmayacak işte. Öyle. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz ki bunun önceki halini. Full paslıydı. Volkan abim bunu cillop gibi yapmış. Abi eline koluna sağlık. Evet, harbiden. Güle güle. Ama iyi zorladı değil mi? Güle güle kullandı. Aynen. Şu anki sahibi benim de satıyorum arkadaşlar. Arkaya MT200 fren taktık. Zımba gibi tutuyor. Elcik değişti. Komple bakım yapıldı bisiklete. Baştan sona bütün
göğsün deliklerine kadar. Göbekler, akord ayarı, her şey arkadaşlar. Kaslanmaz krom telli arkadaşlar. Her şey stok. Sadece MT200 arka hidrolik falan taktım. Zımba gibi tutuyor. Sıramın vites seti 3x8 24 vites arkadaşlar. Bakın. Gayet iyi. Arkadaşlar ben bu vitini gösterirken bakın ne buldum. Oğlum, göster göster. Porsche'nin bisikleti bu. Orijinal Porsche mi? Orijinal. Abi Carrera GT mi bu abi? Aynen aynen. Of oğlum, be ambleme bak be. GT'yi çağırırsa bak bisikletiniz çok güzel. Ne iş yapıyorsunuz? Evet arkadaşlar yine bir yeni kargom geldi. Hemen gösterelim size. 3, 2, 1, bam. Gittim 4 tane 27.5 2.25 CST Rockhawk lastik aldım arkadaşlar. Çünkü şu bir tane 1540 almıştım hatırlıyorsunuz. Volkan abim dükkanında. Ona götüreceğim lastik. Yeri değiştireceğim, öyle satılığa koyacağım arkadaşlar. Çünkü onun lastiği kötüydü ve ben de en güzel, en uygun bunu buldum. Lastiğin tanesini 460 liraya almıştım, tamam mı? 460 liraydı, gittim 4 tane aldım. Sonra ne oldu? Her zamanki gibi ben ne zaman bir şey satın alsam, toplu bir şekilde 4 tane 5 tane alsam böyle zam geliyor. 460 liraydı 550'ye çıktı. Ne oldu da 550'ye çıktı? Bir gün sonrasında nasıl satayım? Neye zam geldi yani? Bu Bahtı Süleyman Kılınç aldı, buna zam yapalım. Bu çok patlayacak falan filan mı diye düşündüler acaba bilmiyorum ama. Neyse şu iki tanesini alalım, Volkan abi dükkana gidip direkt o bitfini bir an önce artık satışa koyayım çünkü uzadı, bayağı bekledi o bisiklet. Lan şu zıkkımı da koymayı unuttum ben ilana. Bunu ilana koyacağım. Böyle bekliyor. Sırf şu koltuğu değiştireceğim diye. Neyse. Şu anlık böyle ilana koyayım da koltuğu değiştiririm sonra. Veya böyle veririm. Çok da sıkıntı değil. Boş boşuna beklettim anasını. Alalı kaç ay oldu lan bunu. Evet bugün bunu süreceğiz arkadaşlar. Şu bebeği. Çok güzel bir bebek. Gerçekten canavar ya. Mükemmelsin sen. Şu kadronun rengine, güzelliğine şuna bakın. Şuna. Şuna bir bak. Evet arkadaşlar lastikleri Volkan abiye getirdim. Evet bisiklet şimdi adama benziyor. Şuna bakın. Bir de şu arka lastiğe bakın anasını. 2.10. Bu 2.25. Arkadaşlar bisiklet deli gibi oldu. Şuna bir bakar mısınız ya? Bitwin Rockrider 540 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle satılık. İlan linki açıklama kısmında olacak. Bilginiz olsun. Astera vites kolu. Altus vites kolu. Bitwin hidrolik fren. Arka frende Shimano MT200. Arka aktarıcı Alivio. Rubley'i şöyle görüyorsunuz. Sadece kadroda biraz çizikler var. Onun haricinde hiçbir şey yok arkadaşlar. Her şey sorunsuz çalışıyor. Mükemmel oldu. Bisikletin öbür tarafı da bu şekilde. Gerçekten bu bisikleti kaçırmayın arkadaşlar. Tam bir canavar oldu şu an bisiklet. Her şey sorunsuz çalışıyor. Devr, ayna, kol falan vallahi mükemmel. Çivili pedalları desen apayrı bir güzel. Arkadaşlar evet bir diğer bisikletimiz Kron XC 150. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntısı yok. Tertemiz oldu. Ayna kol yeni değişti arkadaşlar. Pedallar yeni takıldı. Arka aktarıcı yeni takıldı. Lastikler gördüğünüz gibi tertemiz. CST Rockhawk 225. 29 canlı arkadaşlar bu bisiklet. MT200 fren tutuyor. Sadece şurada bir çatlak var. Kırık var. Şurada da işte gösterge çalışma. O yüzden oradan fiyat düşeceğim zaten. 72 santim Rockrider gidon taktım ve Wake gidon boğazı arkadaşlar. XLC'nin de gidon kapağı. Ön vites Shimano Altus yeni taktım bunu. XLC'nin sele kelepçesi var. Carraro'nun selesi var. Sadece şurada bir yarık var. O kadar. Öbür tarafı da bisikletin bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Vallahi gayet güzel. Sadece kadroda ufak tefek çizikler var. Onlardan da bir şey olmaz yani. Bundan kullanımdan kaynaklı. Ben böyle aldım yani. O zaman alacak olan kişiye hayırlı olsun. İlan linki bunun da açıklama kısmında arkadaşlar. Ve arkadaşlar son olarak Ali Taner kendi downhill'ini satıyor. Gel buraya gel 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 gel. Ne düşünüyorsun? Yani yeni bir şey almak için satıyor. Tabii, yoksa tabii. Bırakmıyor bisikleti. Yok tabii canım. Aynen bilginiz ya, olsun. İlan linki açıklama kısmında olacak. Merak edenler bakabilir. Şöyle hap sesi ver bakayım. Bisikletin öbür tarafı da bu şekilde arkadaşlar. İlan linkini açıklama kısmına koyacağım. Ali Taner'in Instagram'ını koyacağım. İletişim için onunla iletişim kurabilirsiniz arkadaşlar. Aynen. Kendi satıyor arkadaşlar. Bana yazmayın bunun için. Bunun için Ali Taner'e yazacaksınız. Öyle. Vallahi güzel ya. Harbi. Gerçekten çok iyi. Wake gidon değil arkadaşlar. Bu bilginiz olsun bakın. Markası Fatboy. Wake falan değil yani. Bu 80 santimdi değil mi? 81. 81. Evet. 81 santim 81. Arkadaşlar gidon. Yani bilginiz olsun. Bayağı güzel bir downhill makinesi. Bakımları falan her şey yeni yapıldı. Sen buna kaç bin masraf yaptın toplam? Yani toplam 21 bin. 21 bin falan yaptın sen buna masraf. 21. Evet arkadaşlar götürüyoruz bisikletleri şu an eve. İşleri bitti. Aynen. Bu da Altener Kron'u götürüyor.